Gelin Başar, ne güzel sürpriz. Girsenize içeri. Merhaba anne. Merhaba. İhsan bak kim geldi. Hoş geldiniz. Ne oldu, işle ilgili bir sorun mu var? Yo baba, niye olsun? Dükkanlardan birini satmadın değil mi? Yok canım, niye satayım ki? Hayır, ne bileyim ben, ceket için ya da boya için para gerekmiş olabilir. Baba, Başar'ın size söylemesi gereken bir şey var. Ah, ne tesadüf. İhsan'ın da Başar'a söylemesi gereken bir şey vardı. Öyle mi? Neymiş o? Çok önemli değil. Önce sen söyle. Hadi Başar. Evet. Peki baba, hemen konuya gireceğim. Evet. Hadi ama artık Başar. Canım sen sözümü kesip durursan nasıl söylerim? Bak nerede kaldığımı unuttum işte. Ü'larla A'lar arasında bir yerde. Hadi Başar, dinliyorum. Hadi. Peki, söyleyeceğim şudur ki ben seninle çalışmaktan çok mutluyum baba. Evet İhsan, sıra sende. Evet. Başar. Efendim baba. Ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Yarın görüşürüz. Tamam, saat tam 8'de ofiste. Evet. Hadi Pelin, gidelim. Hadi. İhsan, bir dakika. Dur bakalım Başar. Ne söyleyeceksen adam gibi söyle. Sen de. Başar. Baba. Başar. Baba. Kovuldu. İşi bırakıyor. Ne? Beni kovdun mu? İşi bıraktın mı? Baba daha bugün ne kadar işe yaradığımı söylüyordu sabah. Sen de benimle çalışmaktan ne kadar mutlu olduğunu. Nasıl bir baba öz evladını kovar? Babasını yüzüstü bırakan evladın babası tabii. Beni çok kırdın baba. Sen de beni çok kırdın. Ve beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Sen de beni baba. İşte bu kadar.